Yatırımcı rehberi Halka Arz özel programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Efendim her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul'un yeni sakinlerinden olacak. De çok değerli bir şirketi yine ele alacağız. Borsa İstanbul'un bu yılki 8. Halka Arz'ı Odin Teknoloji olacak. Odin e CEO'su Alper Tunga Burak bizimle. Alper Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş Ayaklarınıza sağlık efendim. Sağ olun, davetiniz için teşekkür ederim. Ee, siz de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, çünkü burası İstanbul ve gerçekten trafikten hepimiz muzdaribiz. O yüzden biz buraya konukları çağırıyoruz. Genellikle stüdyoya gelin mutlaka konuşalım, sohbet böyle daha iyi oluyor diye ama bir taraftan da üzülüyorum gerçekten çünkü İstanbul burası, çok ciddi trafik var peki şimdi Borsa İstanbul'un bu yılki 8. halka arzı olacak Odin Teknoloji halka arzı. Bize bizim izleyicilerimiz de genellikle borsa yatırımcısı. değerli izleyenlere şirketi kısaca tanıtarak başlayabilir miyiz? Tabii. Odin Odin Teknoloji telekomünikasyon alanında hizmet vermekte olan. Hı hı. telekom operatörlerinin bütün şebeke komponentlerinin ki bu şebeke komponentlerinden kastım çekirdek ağ dediğimiz bütün son kullanıcıların, mobil abonelerin işte işlemlerinin yapıldığı çekirdek ağ, e, radyo tarafı e, yani baz istasyonlarının bulunduğu radyo ağ ve bütün e, ana veri omurgasının e, bulunduğu transport ağ olmak üzere bu üç şebeke alanında e, dijital transformasyon çatısı e, başlığı altında... Operatörlerin dönüşümüne yardımcı olan bu alanda e, yazılım geliştiren, teknoloji geliştiren, mühendislik hizmetleri geliştiren ve bu geliştirdiği teknolojileri hizmetleri e, hem yurt içinde hem yurt dışında, yurt hı hı. içinde iki ofisi, yurt dışında Prag ve Dubai olmak üzere e, iki iki ofisi, yurt dışında yerleşik satış personeli ki e, Yeni Zelanda'da, İngiltere'de, Amerika'da ve şu anda Birleşik Arap Emirliklerinde satış personelimiz var bu vesileyle yurt dışına da e, ihraç eden tamamen yerli e, hmm. bir teknoloji şirketi. teknoloji şirketi. bir esasen yazılım ağırlıklı değil mi? Yani teknoloji denince zaten son dönemde akla gelen yazılımdır. Evet. Ee, yazılım ve, ve telekom mühendislik hizmeti. Telekom ağırlıklı. mühendisliği evet. zaten katma değer yaratan bu alanda katma değer evet. yaratan iki e, önemli alan, kol, dal. Evet, evet. E, öyle al, anlıyorum ben. E, evet. Peki bir yurtdışı ayağımız var dediniz. Ben evet. onu önemsiyorum. Nedir o yurtdışı ayağınız? Ne yapıyorsunuz oralarda? Çünkü siz e, büyük e, telekomünikasyon şirketlerinin nin, altyapısını e, evet. yapıyorsunuz deyim yerindeyse. Yani öyle söyleyebiliriz. Evet. E, Yurtdışında ne yapıyorsunuz? Şimdi e, bizim iki iştigal alanımız var. Bunlardan bir tanesi telekom ses şebekesi çözümleri dediğimiz alan. İkincisi de telekom veri. E, şebekesi çözümleri dediğimiz alan. Telekom ses şebekesi çözümleri alanına biz yıllar önce yani daha kuruluşumuzda 2000 yılına gittiğimiz zaman geriye o dönem başladığımız bir iş. Biz e, bu alanda e, özellikle öncelikle Orta Doğu'da e, bir, büyük bir telekom operatörünün uçtan uca altyapısını inşa ederek çıktığımız bir yolculuk var ki o zamanlar Mecidiyeköy'de bir apartman dairesindeydi bu şirket. 15 kişilik hmm. şirket, bir şirketti. Yani. Oradan başladı. Oradan başladı. E, o... İlk işiniz o mu oldu? Evet yani Orta bu doğru. Bahreyn'deki, hı hı. Bahreyn'de bir operatör Bahreyn. kurulumu yaptık ki küçük ölçekli e, tier 2 Tier 3 dediğimiz e, ana operatörlerin altında arada hizmet veren ara operatörlerden bir tanesinin kurulumu için büyük bir iş alıp ben bizzat Bahreyn'e gitmek durumunda kalmıştım. O iş için İstanbul'dan ayrılıp e, yaptığımız bir iş ve o işin çok başarılı olması hizmet verdiğimiz operatörün e, yaptığı yatırımın geri dönüşünün çok hızlı olması Bahreyn'deki işten sonra, arkasından Ürdün'den benzer bir talebin gelmesi ve Ürdün'de bir operatör daha kurmamız, arkasından Dubai ofisimizi açmamız, takiben Pakistan Lahore'da bir destek 7/24 bu müşterilere destek vermek için bir ofis açmamız ve bölgeden gelen e, sadece uçtan uca operatör kurulumu değil ama ses şebekesi çözümleriyle alakalı bölgeden gelen taleplerin artması arkasından bizim e, Londra'da bir iştirak, e, Londra'da bir e, ofis açmamız, orada personel istihdam etmemizle birden e, globale yayılan fakat sadece ses şebekesi çözümlerine o dönem e, yönelik hizmetler veren, teknoloji üreten şirketimiz e, takip eden süreçte Londra'da ve e, Boston'da iki veri merkezi üzerinde kendi yazdığı e, OSS, BSS diye tabir ettiğimiz bir e, çatının altında operatörlerin, telekom operatörlerinin kendi aralarındaki ticareti ses ticaretini yönettikleri bir e, yazılım bize ait olan bir yazılımın e, arge çalışmaları sonrası hizmete sokulması ve bunun bulut üzerinden az önce bahsettiğim veri merkezlerindeki bulu, kendi bulutumuz üzerinden satışının başlanmasıyla e, biz yurt dışında e, 40 ülkede 150 müşteriye hizmet veren bir şirket haline geldik. Yani bizim kür... aslında biz tersten başladık yani biz yurt dışında iş yapmaya başlayıp arkasından Türkiye'de dedik ya yani Türkiye'de çok büyük operatörler var. üç tane büyük operatör var ki Türkiye nüfusu itibariyle baktığınız zaman mobil kullanıcı sayısı itibariyle 8-10 Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir coğrafya. Tabii. Ve ses şebekesi çözümleriyle öğrendiğimiz aslında bulut temelli teknolojileri biz mobil operatörün fakat tier 1 seviyesindeki yani ana operatörün çekirdek şebekesinde nasıl yaparızdan yola çıkıp Türkiye'de dünyanın en büyük telekom bulutlarından birini kurunca aslında bizim başarı hikayemiz çok farklı noktalara geldi. Yani sorunuzun cevabına gelecek olursak biz yurt dışında ses şebekesi çözümleriyle global bir müşteri ağına sahip olup ondan sonra Türkiye'de kor şebeke, çekirdek şebeke, ki mobil operatörün çekirdek şebekesini sanallaştırma işini başarıp ki dünyanın en büyüklerinden bir tanesini kurduk. Ee, arkasından da şu anda halka arzla alakalı sizinle bu stüdyoda bu programı yapıyoruz böyle evet. bir hikayeniz var ee, yani gerçekten tersine olmuş biraz sizin gelişiminiz önce yurt dışından evet şimdi yani konuşmanızın sonuna kadar bekledim yurt içeride ne yapıyorsunuz diye evet, evet. sürekli e, yurt dışında işlemler yapmış iş yapmış evet. bir şirketsiniz evet. evet evet ee, gerçekten ben de böyle özellikle ihracat yapan çünkü ülkeye döviz getiriyor işte getiriyorsunuz evet. diğer şirketler de öyle çünkü ülkenin buna ihtiyacı var öyle olunca biraz pozitif ayrımcılık yapıyorum işin doğrusu hoşuma gidiyor yani bütün diğer vatandaşlar gibi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak peki şimdi sizin sektörün durumu şimdi telekomünikasyon denince sürekli ilerleyen sürekli gelişen bir sektör. Dolayısıyla şimdi dezavantajlı durumlarını da soracağım ama çok da dezavantajlı durumu yok gibi ama belki vardır, siz biliyorsunuzdur. Ee, ve önümüzdeki dönemde bu sektörün gelişimini nasıl görüyorsunuz? Yani hem dezavantajlı durumları ne olabilir, hem de e, bugünden farklı olarak daha avantajlı durumları neler olabilir? Ee, tabii. Şimdi e, telekom operatörlerinin e, son dönemde özellikle Yeni gelişen sanal ve bulut tabanlı teknolojilerle ortaya çıkan hyperscaler dediğimiz çok büyük ölçekte iş yapan, dünya ölçeğinde iş yapan e ve yeni teknolojiler kullanan şirketlerin, e lokaldeki telekom operatörlerinin müşterilerine oturdukları yerden hizmet verebiliyor olmaları ve telekom operatörünün kendi abonelerinden yaratacağı ciro'nun bir kısmına uzaktan verdikleri hizmetlerle ortak olmaları aslında telekom operatörlerinin gelirlerinde bir düşüşe sebep oldu. Ee, hmm. Son kullanıcıdan almaları gereken hasılatı, yaratmaları gereken hasılatı aslında kısmen yurt dışında bu hyperscaler dediğimiz şirketlere over the top hizmet veren e, abonelik usulü hizmet veren şirketlere bir kısmını aslında bölüşmüş, e, oldu. bölüşmüş oldular. Hı hı. E, şimdi teknolojinin yani aslında dijital transformasyonun getirdiği e, nimet olduğu kadar da tehditlerden bir tanesi bu. Evet. E, işte e, Bunlar da öğrenmemiz gerekiyor. E, evet. Şimdi telekom operatörlerinin de buna bir reaksiyon vermesi gerekti. Aslında e, verilen reaksiyon da şu. E, rakiplerin kullandığı teknolojileri kullanmak, onların hatta kullandığı teknolojilerin daha ötesine geçerek Lokalde size ait olan son kullanıcılara daha iyi, daha hızlı, daha esnek hizmetler verebilmek. Tek yolu bu. Aslında bizim gibi şirketler için de fırsat penceresi de bu noktada e, aralandı. Yani telekom hmm. operatörünün ayakta kalabilmesi ya da telekom operatörünün eski çağrılıklarını koruyabilmesi ve müşterilere lokalde kendi pazarında uzaktan kimle hizmet verirse versin, lokalde kendi son kullanıcısına yerel tatlarla, yerel hizmeti en hızlı, en iyi şekilde verebilmesi için bu yeni teknolojilere adapte olması ihtiyacı var. Aslında, Sizin gibi şirketlerin burada devreye girmesi gerekiyor. Tabii ki bizim gibi mühendislik hizmetleri üreten, hizmetler. teknoloji üreten şirketlerin Hı. ki bu teknolojiler e, mesela bulutlaştırma, telekom bulutu, e, sanallaştırma, bütün şebekelerin eski tip telekom şebekelerinin tamamen yazılım tabanlı sanal sistemlere dönüşmesi ve bu şekilde çok daha maliyet etkin, çok daha az kaynakla yönetilir hale gelmesi, böylelikle capex opex giderlerinin aşağı çekilmesi daha az operasyonel maliyetlerle bu tür şebekelerin işletilmesi telekom operatörlerinin rekabette kaybettikleri pozisyonları geri almalarına evet. sağlıyor. Burada da siz devreye giriyorsunuz. Biz devreye giriyoruz Hı. ve dünyada bu dönüşüm, yani bu paradigma dönüşümü yeni başladı. Bu, e... Nasıl elektrikli araçlarla ilgili bir paradigma değişimi var dünyada? Evet. Fosil yakıtlı araçlarda, elektrikli araçlara geçiş var. Çok ciddi bir dönüşüm var. Aynı mi? dönüşüm, benzer paradigma dönüş e, dönüşümü telekomünikasyon, telekomünikasyon sektöründe Hı -hı. şu an yaşamakta. Bütün telekom operatörleri Hı -hı. aslında e, şu anda eski tip bütün şebekeleri yeni tip sanal, yazılım tabanlı sistemlere dönüştürmeye hmm. çalışıyorlar. Peki şimdi Türkiye'de siz bu işlemleri yapıyorsunuz. Üç tane büyük operatör var. Ve evet. Türkiye'de o operatörlerin bu dönüşümlerini sağlayan şirketlerden birisiniz, değil evet. mi? Evet, bir bir, bir 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 tanesiyle bu operatörlerin bir tanesiyle, hmm. mobil abone sayısı bakımından da en büyüğüyle dünyadaki en büyük telekom bulutlarından bir tanesini biz kurduk. Kur, kurdunuz evet. ve böyle ve işletiyoruz. Aynı i̇çeride zaman. bir gelişim içeride anladığım kadarıyla en büyük işlerinizde bir tanesi o. Tabii. Alper Bey şimdiye kadar iş yaptığınız e, bu 17 ülkede e, yap, işleriniz devam edecek mi bundan sonra? Ediyor mu ve yani şimdiye kadar anlattığınız bundan sonra da edecek mi yine e, oradan e, sağladığınız o ihracat geliri yine şirketinize girmeye devam edecek mi? Tabii ki. Şimdi e, 17 ülke aslında şu anda aktif müşterimiz olan ülke e, sayısı. Totele baktığınız zaman biz şimdiye kadar 40 ülkede iş yaptık, operasyon yaptık, hizmet verdik. Aktif müşterilerimiz 17 ülkede. Bizim halka arz motivasyonlarımızdan bir tanesi de bu. Şu son dönemde yaptığımız ve bizim aslında ciro'muzun, hasılatımızın, karlılığımızın katlanmasına vesile olan iş, yani telekom bulutu işi ve sektörel olarak da büyümekte olan işimiz, telekom bulutu işi globalde replike edilmesi gereken ve buradaki yaptığımız ciro ve karlılığı hızlı bir şekilde e, ikiye üçe katlamamıza vesile olabilecek bir iş. Biz hali hazırda 17 ülkede e, telekom ses şebekesi çözümleriyle hizmet vermekteyiz. Halka arzdaki motivasyonumuzda Türkiye'de hali hazırda rüştümüzü ispatlamışken dünyadaki en büyük telekom bulutlarından bir tanesini kurmuş iken halka arz edilmiş şeffaf ve mali yapısı çok daha güçlü bir şirketin buradaki müşterimiz ölçeğinde ya da biz buradaki müşterimizin bulunduğu ligdeki diğer müşterilere gittiğimizde e, bizimle alakalı algının çok daha farklı olması ve böylelikle kapıların çok daha Hı. rahat açılması. Yani Şimdi neden neden halka arz kararı aldığınızın cevabını veriyorsunuz. Aslında zaten. en büyük evet. sebeplerinden bir tanesi bu. Ya yani şöyle düşünün. Çünkü biz Türkiye'de üstümüzü ispatladık. Türkiye'deki varlığımız, özgür ağırlığımız zaten yerinde. Tanınan bir şirketiz. Kendi segmentimizde, telekomünikasyon sektöründe. Fakat yurt dışında pazar bizi ses şebekesi çözümlerimizle tanıyor. Yani veri şebekesi çözümlerimizle, e, burada yaptığımız işle çok tanınmıyoruz. Ve biz buradaki yaptığımız ölçekteki bir işi globalde yapabilmemiz için farklı bir özgür ağırlığa ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten ciddi mühendislik kasları gerektiren isteyen bir iş. Eee Halka arz edilmiş bir şirket olarak mali yapısı çok daha güçlü bir şirket olarak biz bir operatörün karşısına çıktığımızda globalde, yurt dışında yaratacağımız algı çok daha farklı evet, çok olacaktır. Çok daha farklı bakarlar şirketlere. İş şirketler. alma ihtimalimiz çok daha farklı evet. olacaktır. Yurt dışında istihdam etmek isteyeceğimiz sektör veteranı, şey, belli bir network'ü olan, belli bir ağırlığı olan iş geliştirme ve satış personelini kadroya katmamızda çok daha e, elimizi kuvvetlendirecek. E, i̇çeride e, kendi yetenek havuzumuzu muhafaza etmek ve yetenek havuzumuzu çeşitlendirip çok daha yeni, kıymetli yeni personeli e, bünyemize katmamıza çok daha elimizi güçlendirecek. Bizi daha kurumsal bir yapıya e, sokacak. Evet. Kurumsal olmadığımız için söylemiyorum bunu ama çok daha kurumsal, çok daha e, düzgün bir yapı içerisinde Hı -hı. hareket etmemizi sağlayacak bir şey aslında. Evet. E, Herkesin arasında. de görebileceği daha şeffaf bilanço, daha şeffaf bir yapı. Güven aslında baktığımız Daha bak dışarıdan bakan insanların evet. müşterilerinizin daha çok güveneceği bir tabii, yapı tabii, tabii, oluşturmak tabii. için halka açılmanın zaten faydalarını saydığımız zaman direkt bunları alt alta diziyoruz. Ee, biraz e, isterseniz ben şunu merak ettim kaç tane mühendis çalıştırıyorsunuz? Yani çalışıyor. Kaç tane ağırlıklı mühendis çalışıyorsunuz? Ağırlıklı zaten. mühendis e, e, şu an kesin sayı size ezbere söyleyemem ama yoğunluğu mühendis e, 96 kişilik bir kadromuz var. Hı -hı. Ya ben de elektronik haberleşme mühendisiyim. bütün mezunuyum. Ee, genelde aşağı yukarı herkes mühendis diyebilirim. Evet. Ee, şey bir yani... mühendis ordusu yani. Çok, Tabii çok... öyle olmak zorunda. Tabii. Öyle <laughs> olmak zorunda. Peki çok güzel. Şimdi biraz şirkete gelelim. Değerli izleyenlerin merak ettiği şeylerden bir tanesi şirketin borçluluk durumu, finansal durumu nasıldır diye. Nedir sizin şirketin borçluluk durumu? Öz kaynak ve borçluluk arasındaki o oran. Ee, şirketin borcu yok. Şirket borçsuz bir şirket. Ha, e, e, bu, şirket yani bir, bir banka kredisi vesaire yok. Hı. E, biraz Şunun bir şeyle için, ilgili sor Yani e, borcun yok. E, zaten karlı bir şirketsin. Niye halk arz ediyorsun şirketi? E, as, aslında az önce anlattığım az önce anlattım üzerinden anlattım geçtiğimiz da, konu evet. bu. Bizim bu özgül ağırlığa bu aslında bu şeye ihtiyacımız var. Bu evet. duruşa ihtiyacımız var. Yani İstanbul Borsasına bir halka açık bir şirket olarak yurt dışında hareket ediyor olmamız, yeni pazarlara giriyor olmamız ee, ...çok daha mümkün. Ben size biraz rakamlardan bahsedeyim. Bizim 2023 yıl sonu bilançomuz itibariyle... ...dönen varlığımız 994 milyon Türk lirası. Ee, duran varlığımız 353 milyon Türk lirası. Ve toplam aktifimiz 1.3 milyar TL. 2023 sonu itibariyle. Çok güzel. Ee, bunun karşılığında ama kısa vadeli yükümlülüklerimiz... ...623 milyon TL. Yani dönen varlıklarımızı kısa vadeli yükümlülüklerimize... ...oranladığınız zaman bizim cari oranımız 1.6 çıkıyor... Dolayısıyla biz borçlarımızı zaten halihazırdaki e, dönem varlıklarımızla çok hızlı bir şekilde evet, Bu soruyu özellikle, özellikle soruyorum evet. çünkü yani şu aralar <laughs> şimdi, hepimizin bildiği gibi faiz oranları çok yüksek. Dolayısıyla evet. şirketler e, kredi alırken e, yüksek bir maliyete katlanıyorlar. Evet. Acaba şirket şirketler bu yüzden mi halka açılıyor diye yatırımcıların kafasında bir soru işareti evet. var. Ama mesela e, sizin gibi şirketler e, birkaç tane daha oldu e, böyle burada ağırladığımız. Ee, borcundan dolayı, finansman ihtiyacından dolayı değil ama farklı gerekçelerle, sizin biraz önce sıradığınız gerekçeler başta olmak üzere halka açılmak isteyen, halka açılan şirketler e, olduğunu da göstermek istedik değerli izleyenlere. Ee, siz e, özellikle büyük şirketin büyüklüğüne yönelik rakamlar verdiniz ama şu da önemli oluyor. E, şirketin son yıllardaki büyümesi e, nasıldır? Yani Aha. son 2-3 yıllık ciro büyümesi, kar büyümesi e, o rakamları da alırsak çok memnun olacağız. Tabii tabii tabii. E, öz kaynaklarımız 691 milyon TL 2023 eee son itibariyle. Evet değil mi? evet evet. Bu, yani öz kaynak e, yani net nakit pozisyonumuz e, 312 hı. milyon TL. Net nakit pozisyonu olarak da çok iyi bir noktadayız. E, aktif büyüklüğümüzü söylemiştim 1.3 milyar TL diye. Evet. Bu büyüklük 2021 yılında 385 milyon Türk lirasıydı. 2022 senesinde 773 milyon Türk lirasıydı. Yani 2022'den 2023'e neredeyse iki katına çıkardık. Evet, bir bilmiş. Bilmiş. evet. Net satışımız 2021 hmm. yılında 195 milyon TL iken 2022 yılında 328 milyon TL ve hmm. 2023 yıl sonu 771 milyon TL. Her yıl katlanıyor demek bu? Her yıl evet. evet. Her yıl e, yani düzenli istikrarlı bir büyüme söz konusu. Hmm. E, Fabrik rakamlarına baktığınız zaman 2021 yılında 68 milyon TL iken 2022'de 136 milyon TL, e, 2023 yıl sonu itibari 301 milyon evet. TL. Bu benzer Fabric. bir benzer bir e, trende sahip. Yani evet yani, ciro FAVÖK evet değil evet. Mi? Ya aktardığın gibi sonuçta sektörde zaten bir bir e, büyüme büyüklük. trendi var. Bu paradigma Hı. dönüşümünün getirdiği çok hızlı bir dönüşüm var. Bu dönüşümden de bizde payımızı alıyoruz son 3 sene içerisinde. Evet. Ee, o da rakamlara bir şekilde yansıyor. yansıyor. Evet. Ee, Alper Bey, dolayısıyla e, şimdi e, şirkete yeni kaynakla beraber, yeni girecek kaynakla beraber şimdiye kadar şirketiniz büyüdü, sürekli rakamları verdiniz orada rahat rahat. Görüyoruz. Ama bundan sonraki dönemde ...yeni ortaklarınızla beraber, şirkete yeni giren kaynakla beraber... ...2024-2025 önümüzdeki dönemde şirketin büyümesini, büyüme potansiyeli nasıl görüyorsunuz? Ee, şimdi biz hali hazırdaki iş alanlarımızdan bahsettik ama... ...gelecekten hiç bahsetmedik, konuşmadık. Ee, evet. i̇zan Ahmed aslında bunlardan biraz bahsediyoruz. Tabii ki çok detaya giremeden bahsediyoruz. Ee, şimdi... İki tane zaten e, ana iş kolumuz var. E, bir tanesi ses şebekesi çözümleri, bir tanesi veri şebekesi çözümleri. Veri şebekesi çözümleri dediğimiz yani e, telekom şebekelerinin bulutlaştırılması ve e, sanal sistemlere dönüştürülmesi işi zaten büyüyen belli bir ilmede giden e, ve şu an sadece mesela bunu çekirdek şebekede yapmış vaziyetteyiz ama e, radyo yani bazı istasyonlarının bulunduğu şebekeler de dönüşecek ve oradaki iş tabii ki eksponansiyel bir şekilde büyüyecektir, büyüyeceğini hı. umuyoruz. Çok potansiyelli bir Potansiyeli yüksek, potansiyel yüksek bu sadece bir operatörde Bu operatör sayısı hı. yurt içinde arttığı zaman, yurt dışında arttığı zaman takdir edersiniz ki bunun zaten ciroya yansımaları orada olacaktır. Burada büyüme beklentimiz sabit. Hı hı. Sektör büyümesinin üzerinde bir büyüme beklentimiz sabit. Hatta şöyle bir rakam da verebilirim, Mark, sen Markets'ın ee, rakamları araştırma raporlarına göre bu bahsettiğim yani telekom bulut pazarı e, yıllık bileşik yüzde 23.1 büyüyor her sene ve 2027 yılında e, öngörülen rakam pazar büyüklüğü e, 32 milyar dolar. Biz de bu pazardan payımızı Payımız almak üzere alacak. zaten Hı. yatırımlar yapacağız. E, baktığınız zaman e, yatırımların çoğu yani fon dağılımına baktığınız zaman da büyük oranda yurt dışı büyüme ve yurt dışı yatırımlarına ağırlık verdiğimizi göreceksiniz. Yani oradaki pazara gözümüzü dikmiş vaziyetteyiz. Hı. Bu zaten hali hazırda bizi aslında bu bilançolara getiren, halka arz edilecek seviyeye getiren e, ve 3 yıldır büyümemizi baktığınız zaman e, sağlayan e, iş dalı. Fakat bir de diğer taraftan bizim hali hazırda tarafı olduğumuz bir e, konsorsiyum var. Bu konsorsiyum aslında şöyle. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın e, bir e, tasarrufu oldu ve önümüzdeki dönemde Türkiye'de kurulacak olan 5G şebekesinde görev alacak e, tedarikçileri Türkiye'den seçti ve 14 tane tedarikçi, yerli hmm. teknoloji üreten şirket e, bu işe aday oldu ve e, bu, e, bu e, çerçevede telekom operatörlerinin de taraf olduğu bir protokol imzalandı. Hmm. Geçtiğimiz o 14 sene. şirketten birisi misiniz? Evet, Odin hmm. bu 14 şirketten bir tanesi ve önümüzdeki dönemde 5G şebekelerinin kurulması için kendi alanında ki bizim yine izanamemizde bununla ilgili detaylar mevcut. Orkestrasyon tarafında ARGE'sini yaptığımız bir iş var. Bize ait olan. Burada görev alacağız ki bu bir tanesi. Bunun haricinde yine 6G şebekeleri için bakın 5G değil 6G şebekeleri için şu anda planlama aşamasında olduğumuz ileri ARGE projelerimiz var. Orada bir takım gelişmeler olacak. ya Biz Büyümemizi sadece telekom bulut şebekelerinden yapmayacağız. Bu zaten uzmanlık alanımız. Yani çok iyi yaptığımız ve bütün mühendislik yani. kaslarımızı üzerine inşa ettiğimiz konu. Biz ARGE yapacağımız yatırımlarla Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki 5G dönüşümünde zaten e, önce şirketlerden biri Birisi olmayı öneriyoruz. Sadece 5G ki, zaten 5G'deki da... know-how, yaratacağımız hmm. know-how ve oradaki ARGE yatırımlarımızı zaten 6G'de de kullanmayı öngörüyoruz. Yani bundan sonraki Türkiye'nin telekom dönüşüm yolculuğunda ki dönüş te, Türkiye'nin telekom dönüşüm yolculuğundan kastım şu: Türkiye'nin kendi imkanlarıyla, kendi telekom şebekelerini inşa etmesinden bahsediyorum. Biz kilit oyunculardan bir tanesi olmak istiyoruz. Çünkü bu e, aslında baktığınız zaman milli güvenlik konusu bile diyebilirim. Yani bir ülkenin telekom şebekesinin kendi imkanlarıyla, kendi yerli tedarikçileriyle inşa edilmesinden daha stratejik bir şey olamaz. Evet. Telekom her söz konusu olduğunda zaten bu tartışılıyor. Çok da haksız sayılmaz. Bunun bir milli güvenlik sorunu olarak kabul edenler çok da haksız sayılmaz. Çünkü neler olduğunu dünyada bu tip e, yani özellikle haberleşme gibi önemli bir e, alanı farklı ülkelere bırakmış ülkelerde sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Hatta Tabii ki. bırakmasalar bile sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Evet. E, dolayısıyla çok haklısınız. yani Her e, bu konu gündeme geldiğinde dile getirildiği gibi bu e, Peki şimdi halka arz gelirini ne yapacaksınız? O önemli sorulardan bir tanesi ki aynı zamanda bu şirket şimdiye kadar sürekli bir kat büyüyen şirketin büyümesinde halka arz gelirini nasıl kullanacağı herhalde daha önemli. E, tabii. 52 tabii %52,5. 62,5 bandında fonu yurt dışı büyümemize harcayacağız. Yurt dışı? Yurt dışı evet. Yurt dışındaki büyümemize harcayacağız. Yüzde %30, %40 Bandındaki bir fonu işletme sermayesi olarak kullanmayı planlıyoruz. %5-%10 bandında e, fonu da yeni ürün ve çözümlerin finansmanı hmm. için Biraz kullanmayı planlıyoruz. Rakam büyük olduğu için yurt dışında e, büyüme yurt dışında büyümede kullanacak dediğiniz tutarı nerede tam olarak spesifik olarak nerede kullanacaksınız? E, i̇ki türlü kullanmayı istiyoruz Bu, e, yurt dışı ile alakalı e, fonları. Birincisi biz e, Türkiye'de e, çok sağlam bir mühendislik kası aslında inşa ettik. Bu mühendislik kasını e, lokalde inşa ettiğiniz zaman aslında lokaldeki operatörlere e, çok daha iyi, çok daha güven verici bir şekilde hizmet verir, çok daha iyi iş yapabiliyorsunuz. E, benzer kası tabii ki bu büyüklükte değil ama en azından başlangıç için. E, Asya'da, Amerika'da, e, Avrupa'da yani dünyanın e, farklı noktalarında hali satış organizasyonlarımızın etrafında mühendislik organizasyonları da kurarak e, oradaki varlığımızı fiziksel varlığımızı yani Hı -hı. kütlemizi büyütüp e, daha rahat iş yapabilir hale gelmek istiyoruz. Bu bir tanesi. İkincisi e, yurt dışında bir arge ofisi yapmakla ilgili açmakla ilgili e, Amerika'da bir arge ofisi açmakla ilgili bir isteğimiz var. Hı -hı. Onun e, fonlanmasında kullanı kullanı kullanılacak. E, üçüncüsü yurt dışında e, bazı şirketlerle ee, bir takım ortaklıklar... ...yapmak istiyoruz. Hı -hı. Ee, onların halihazırdaki müşteri tabanlarına... ...ulaşmak, onlardaki teknolojiyi... ...transfer etmek, know-how transferi için... E, ...yapmak istediğimiz bazı ortaklıklar var. Hı -hı. Ee, bu şekilde kullanacağız fonları. Evet. Ee, bu da... E, ...önümüzdeki dönem... ...bir nevi e, düşündükleriniz... ...bir nevi e, şirketin... ...önümüzdeki dönem nereye... ...evrileceğiyle ilgili planlarınız herhalde. Evet. E, e, ben şimdiye kadar anlatmış o an, ne anlatıyorum diyebilirsiniz ama yine kendi dilinizden söylemek, e, söyletmek istiyorum. Yatırımcılar size neden ortak olsun? Yatırımcılar bize neden ortak olsun? Dünyada aslında az önce bahsetmeye çalıştım bir <laughs> e, dönüşüm rüzgarı var, dijital Hı -hı. dönüşüm rüzgarı var ve bu dijital dönüşüm rüzgarının telekom, telekomünikasyon sektörüne yansıyan kısmında biz şu anda Türkiye'deki kilit oyunculardan bir tanesiyiz. Hı hı. ve bizim... en uç mu öyle değerlendirebilir misiniz sizin şu anda bulunduğunuz teknolojik anlamda yaptığınız iş evet. tek bu telekomünikasyon te, te, sektöründe teknolojinin en ucu mu yani en en yeni e, evet. gelişen alan mı öyle söyleyeyim? Şöyle. E, en üstten ziyade aslında potansiyeli en yüksek alanlardan bir tanesindeyiz ve hat o alanda ve çok hızlı büyüyen bir alandaki bu dönüşüm alanı e, neden e, çok hızlı büyüyor niye potansiyeli yüksek? Dünyada lisanslı 1250 tane mobil operatör var. Bu mobil operatörlerin tamamı tek tek dönüşmek zorunda. Evet. Tek Siz tek de o biz, dönüşümün içerisinde. Biz o dönüşümün içerisinde dünyadaki en büyük işlerden bir tanesini yaptık. Hı -hı. Şanslı olduğumuz kısım da biz bunu herhangi bir operatörde yapmadık. Türkiye'nin en büyük operatörlerinden bir tanesinde yaptık ve Türkiye'de yaptık. 90 milyon mobil abonenin bulunduğu bir coğrafyada 35-40 milyon aboneye hizmet veren bir telekom bulutu kurduk. Hı -hı. Bir çekirdek şebeke dönüştürdük. Yani bu çok çok büyük bir iş. Diğer evet. ülkelere örnek olabilecek bir büyük. Ya iş, şöyle değil düşünün mi? bir ortalama Öyle Avrupa ülkesinin nüfusu zaten 7-8 milyon. Siz 35-40 milyon aboneye hizmet veren Hı -hı. bir Bitti e, şebekeyi şebekeye dönüştürmüşsünüz. Dönüşüm bitti mi? ya dönüşüm e, şöyle bu sürekli e, devam eden bir iş bir şey yani değil çünkü ama şebeke de kuruldu ama. Siz, değil tabii mi? ya tabii Hı -hı. ki şöyle geleneksel şebekenin %70-80 arası e, yani le, şeyi eski tip e, şebekeyi yeni şebekeye dönüştürmüş vaziyetteyiz ve Hı -hı. şebeke genişlemeye devam ediyor bize de dönüştürmeye devam ediyoruz ki bu sadece işin çekirdek kısmı. Bir de bunun daha önce aktardığım radyo kısmı Hı -hı. yani baz istasyonlarının bulunduğu kısım var. Bu ya, örneği alıp diğer ülkelerde Ülkeleri de kullanabilir misiniz? Yani Zaten mesela amacımız o. Yani biz, o. biz bunu Türkiye'de e, bu ölçekte yapınca ki öyle bir iş yaptı ki e, bu sene Mobile World Kongresi'nde, Barcelona'daki e, Dünya Mobil Kongresinde e, short list edildi bizim bu projemiz ve e, finale kaldı. Çok güzel. Proje olarak finale kaldı. Hı. Ve tabii ki. E, Baktığınız zaman bütün sektörde kafayı çevirip ya bu adamlar ne iş yapmışlar, nerede, nasıl böyle bir iş yapmışlar diye sorular Çok sormaya başladılar ve evet. sürekli bununla ilgili temaslarda bulunuyorlar bizimle. Evet. Ee, siz bunu Peki. bu ölçekte yaptığınız zaman Hı -hı. aslında tek bir projeyle 4-5 Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir şebekeyi Hı -hı. sanallaştırmış oluyorsunuz. Evet. Yapmak istediğimiz şey de burada rüştümüzü ispatlamışken bunu... akredite bir şekilde borsaya kote olarak Hı -hı farklı bir özgür ağırlıkla gidip globalde aynı Hı -hı. ölçekte müşterilere sunmak. Yani oralarda bu işi yapmak. Evet ya yani öyle bir iş yaptık ki artık farklı bir ligde şirket. Hı -hı. Ve o ligde biz e, müşteri sayımızı arttırdıkça bu da bizim gelirlerimize eee yansıyacak, ve eksponansiyel yani, büyüme bekliyoruz ondan sonra. Dolayısıyla ortaklarımıza bu büyümeye e, bu büyümede ortak olalım yeni tabi hissedarlara ortak olalım tabii, tabii beraber ki. yürüyelim diye bir Tabii ki zaten oradaki bek önerimiz de... var şöyle aslında bir de şöyle bir beklentim var ortaklarımız bizi bırakmasınlar Bu bir yolculuk yani Türkiye 5G 2006, 2026 yılında Eğer bir gecikme olmazsa giriş yapacak ve arkasından 6G gelecek diğer teknolojiler gelecek yani bu yolculuğun daha daha başındayız Biz yani yaptığımız iş Hali hazırda zaten şirkete ciro kazandıran, karlılık kazandıran iş zaten kendi zaten büyüyen bir iş, yani zaten potansiyel ortada bir iş ama daha yapmadıklarımız var, üretmediğimiz daha teknolojiler var. Hı. Bakın mesela e, yapay zeka ile alakalı yapmak istediğimiz çok iş var. Mesela bu da çok stratejik bir konu. Her ülkenin e, kendi imkanlarıyla yapması gereken, üretmesi Hı. gereken bir teknoloji bu bir zorunluluk özellikle evet. yapay zeka konusu. Mesela biz bunun e, telekom dünyasında yine e, yani esas oyuncularından biri olmak istiyoruz önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla benim şahsi olarak beklentim, şirketimizin isteği de aslında yatırımcıların bizimle bu yolculuğa başlaması ve sonuna kadar gitmeleri bizimle. Hayaliniz var mı? Bir hayaliniz nedir? Ee, var. Nedir? var. Şöyle. Uçuk da olabilir tabii şimdi ama bakın yani. Biz, biz, biz 96 kişilik bir şirketiz ve 96 kişiyle böyle işler yapıyoruz. Bu cirolara ulaşıyoruz ve borsaya kote hale geliyoruz. Şimdi benzer hikayeyle yıllar önce yola çıkmış. E, globalde örnekler var. Yani bizimle e, bizim şu an ulaştığımız ciroya ulaştığı gün borsaya kote olmuş hele bir örnek var yurt dışında. Hmm. Bugün geldikleri ciro seviyesi 1.2 milyar dolar. Ciro hmm. seviyesi. Ve bu şirketler lokal teknoloji şirketleri olmaktan çıkıp global Evet. teknoloji müteahhitleri haline gelmişler. Yani şu olmuş nasıl bizim Türkiye'den çıkmış büyük müteahhit şirketlerimiz var. Barajlar yapıyorlar. Büyük inşaat evet, işleri evet. yapıyorlar. Ee, bu şirketlerin teknoloji yapan versiyonlarını hayal edin. Aynı ölçek. Hayaliniz Mesela, bu, bu mudur? Benim o, şahsi hayalim şirketin o mertebeye şirketin gelmesi. Şirketin oraya kadar gelmesi. Evet. Oraya kadar gelmesi. 96 kişi değil 5000 kişi çalıştırması. O cirolara ulaşması ve bölgesel bir güç haline gelmesi. Yani bir teknoloji taahhüt şirketi haline gelmesi. Evet. Kendi teknolojisini üreten bir mühendis ordusuna sahip bir ülkeye girip baştan aşağı bütün IT, telekom altyapısını kurabilir seviyeye gelmesi şirketi. Evet. Çok güzel. Ee, güzel anlattınız yani gerçekten. Ee, Sağ olun. Peki şimdi biraz halka arz verilerine bakalım isterseniz. Evet, evet. E, halka açılmış olunca e, açılınca halka arz gerçekleşince şirketin e, halka arz büyüklüğü ne olacak? Şirketin büyüklüğü ne olacak? Ne kadar halka açmış olacaksınız? Tamam. Ben e, paylaşayım şey rakamları. Lütfen. E, 88 milyon 400 bin TL ödenmiş sermayesi var şirketin arz Hı. öncesi. Arz sonrası ödenmiş sermayemiz 110 milyon 500 bin Türk lirasına çıkacak. E, halka arz Fiyatımız 30 Türk Lirası olacak. Hı hı. Bu yüzde %25.8 iskonto sonrası e, gelmiş olduğumuz e, beher hisse fiyatı. Hı hı. E, bu e, halka arz büyüklüğünün ki 44 milyon 200 bin TL nominal değerli paydan bahsediyoruz. Bunun yarısı e, yani 22 milyon 100 bin TL nominal değerli payın e, paylı kısım ortak satışı diğer kısımda sermaye, sermaye artışı, artışı olarak girecek. Halka açıklık oranımız %40 olacak ve halk arz büyüklüğümüz de 1.3 milyar TL mertebesinde olacak. Peki. Alper Bey son sorum şu olsun. Halkarda talebin nereden gelmesini bekliyorsunuz? Tahsisat oranlarını paylaşır mısınız bizimle? Ee, tabii %60 bireysel. Eee tahsisat yapılacak. %35 bireysel yatırımcılara. Hı hı. Bireysel yatırımcılara evet. Hı hı. Bireysel yatırımcılara. E, %35 yurt içi kurumsal yatırımcılara, %5 de yurt dışı kurumsal yatırımcılara bir tahsisat ayırdık. Evet. Peki, benim sorularım bu kadardı. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eksik kaldı dediğiniz ya da değerli izleyenlere bir mesajınız var mı? Ee, değerli izleyenlere şu mesajım olabilir. Şimdi teknoloji zaten hani el üstünde tutulan bir sektör. Türkiye'de de gerçekten yatırımcılar o teveccühü gösteriyorlar ve teknoloji şirketlerine destek veriyorlar. Ee, telekom teknolojileri ise biraz farklı bir alan. Yani biz e, bizim yaptığımız iş sıradan IT işi değil. Bizim yaptığımız iş aslında stratejik bir alanda e, yapılan ve ülkenin geleceği için de önemli bir iş. Zaten hal böyle olduğu için de baktığınız zaman e, devletimiz bu konuda bizim gibi şirketlere çok yoğun destekler veriyor. İşte Teknopark destekleri, TÜBİTAK destekleri. Biz de e, bu desteklerden faydalanıyoruz ve mesela Teknopark ofisimizde ee, çok iyi işler çıkarıyoruz arge ekibimizle beraber. Oradaki insan kaynağına erişimimiz çok rahat olduğu için e, e, güzel ekiplerle güzel işler yapıyoruz. Şimdi Türkiye'de özellikle telekom alanında e, hizmet veren, teknoloji üreten şirketlere bence yatırımcıların farklı bir gözle bakması lazım. Çünkü ülkenin geleceği bu e, baktığınız zaman. Yani ben telekomünikasyon sektörünü bize ait ama Türkiye'ye ait üreticilerden oluşan telekomünikasyon ekosistemini savunma sanayinden ayrı görmüyorum. Yani savunma sanayi baktığınız zaman nereden nereye geldi bakın. Bir irade yani var orada ve çok ciddi, savunma ciddi sanayi bir gelişme var. Onu oradaki, gözle görür. oradaki müteşebbisler aldıkları desteklerle evet. ve motivasyonlarıyla, iç motivasyonlarıyla dünyada atırı sayılır işler yapar hale geldiler. Söz sahibi hale geldiler. Şimdi savunma sanayi dediğiniz şey aslında muharip sistemlerin bütünü. Şimdi telekom sanayi diyeyim ona da telekomünikasyon tarafı da aslında muhabir sistemler yani muhaberat kısmı için muharip sistemler ne kadar önemli ve stratejikse bu muhabir tarafta sistemler o de önemli. o kadar önemli bir, önemli bir ve stratejik. Yani He. yatırımcıların buraya bu gözle bakması lazım ve bizim gibi şirketlerin biz e, şanslıyız ki e, bu hacme ulaştık ve borsaya kote edilir hale geldik ve bundan sonra ümidimiz o ki, beklentimiz de o ki aldığımız bu e, güvenli, özgüvenle halka açık bir şirket, kurumsal yapısını belli noktaya taşımış bir şirket olarak dünyada da çok güzel işler yapacağız. Hayalimiz evet. o. Peki. Ama bizim gibi e, potansiyeli olan ve bu noktalara gelmek isteyen, desteklenmesi de gereken çok şirket var. Yatırımcılarımızdan böyle beklentimiz oluyor. Benim böyle bir şeyim var, e, şahsi beklentim olabilir. Bu sektöre farklı gözle bakmalarını isterim açıkçası. Evet. Peki. Biz de bunu iletmiş olalım. Bizim aracımızda iletmiş olun bu isteğinizi. Çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür o ederim. zaman programı artık kapatalım. Peki ayaklarınıza sağlık. Sağ çok olun. Teşekkürler. teşekkür, teşekkür Sağ olun. Efendim yatırım cehberi Halk Arz Özel'in sonuna geldik. Bu hafta Borsa İstanbul'da bu yılki 8. halka arz olan Odin CEO'su Alper Tunga burayı ağırladık. Alper Bey hem şirketle ilgili hem de halka arza ilişkin ciddi veriler, paylaştı bizimle kendisine katkılarından dolayı. Çok çok teşekkür ederiz yeniden. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.